zamanlarda bir şey daha çıktı. Elimde belge var, açıklayacağım. Daha önce bir konuşma yapmıştı. Gezi olayları sırasında. Efendim, Kabataş iskelesinde 40'a yakın elleri meşin eldivenli insanlar, türbanlı bir kız ya da anne yanında çocuğu, çocuk arabasında üstüne saldırıyorlar. 40'ı birden dövüyor. Kadın bayılıyor. Bir de üstüne idrarını yapıyorlar. Ve Başbakan çıktı, bunu anlattı. Bana gazeteciler sorduğunda bunu yapanların insan tanımına girmeyeceğini söyledi. Ve onların yakalanıp hapse atılması, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Cuma gününü bekledim gerçekten. Nedir bunlar? Kim bunu yaptı, yapanlar? Cuma yok. Ondan sonraki cumada yok. Ondan sonraki cumada yok. Bir başbakana ne yakışır? Doğruları söylemek yakışır. Elinde belge varsa, bilgi varsa, döküman varsa neden götürüp vermiyorsun bunları? Lütfen arkadaşlar. Böyle bir olay varsa savcının harekete geçmesi lazım. Şu iktidar niye oturuyor burada? Bunlar niye oturuyor burada? Sayın Kacır. Bunlar niye oturuyor burada? Lütfen. Sen bırak onu. Sayın Kacır. Sen bırak onu. Evi ziyaret etmekle olmaz bu iş. O işi yapanları cezalandıracaksın sen kardeşim. Ne demek ziyaret edip? Ziyaret eden doğruyu söylemiyorsa ne yapacağız? Mobese kameralar çalışmıyormuş. Bu iktidar döneminde caminin imamını 8 saat terörle mücadele şubesinde tutmak hangi vicdanın işidir? Hangi vicdanın işidir? Belgesi var, açıklayacağım. Geçen gün gene bir şey daha. 25 Ağustos 2004'te biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu belgesi yayınlandı. Efendim, bizim de elimizde belgeler var. Açıklarsak yer yerinden oynar. Buradan söyleyeyim, belki duyar. Sayın Başbakan, açıklamadan önce, bir gün önce haber ver de bari vatandaşlar evden çıksınlar. Depremden zarar görmesini istemeyiz. Belge var, yer yerinden oynar. Senin belgelerini gördük biz. Ama yayınlanan belgelerin hiçbirisine sahte diyemedin sen. Tıpış tıpış gittin. Milli Güvenlik Kurulu belgelerin altına imzanı attın. Ne dediler? Efendim, o günün şartları öyleydi. Erbakan'a niye diyordun diye, niye dik durmadın diye. Üstelik tek başına iktidarsın. Genel sekreter sivilleşmiş. Efendim neymiş? O kararı uyguladık ama. Buyurun. Kararı imzaladık ama uygulamasını yapmadı. Arkadan uygulama belgeleri çıktı. Ne dedilerse arkadan belgeleri çıktı. Şimdi ne oluyor? Gazeteye ve gazeteciye suç duyurusunda bulundular. MIT suç duyurusunda, Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakan suç duyurusunda bulundular. Ne diye? Belgeyi açıkladı diye. Halkı ilgilendiren belge suç unsuru değildir arkadaşlar. Çok basit bir soru soracağım. 2004'teki belgeyi suç duyurusunda bulundunuz ve bunu yayınlayanları da vatan haini ilan ettiniz. Güzel. 28 Şubat kararları yayınlandığında niye itiraz etmediniz? İki yüzlü bir siyaset izledi bu hükümet. İki yüzlü. Size başka şey söyledi. Kapalı kapılar ardında başka belgeler imzaladı. Siz hala bu hükümete güveniyor musunuz?